Kaç tane olacak? Bismillahirrahmanirrahim. Mekanı sağ olsun göreve geldiğimizde Yenişehir'in en büyük eksiği ne dediği sorduğunda kapalı pazarımız dedik. Ve bu kapalı pazarın yapımının kararını Osmaniye ile Çiçekgözü köyü arasında bu şekilde olmasının kararını verdik. Daha dün gibiydi. Zaman çok çabuk geçiyor. 5 yıl geldi geçti. İşte önümüzde 31 Mart'ta seçimler var. Yapmış olduğumuz hizmetler Yenişehir'de bir ilki yaşattık. İlkler bize nasip oldu. Cumhur İttifakı olarak bu çatının altında güzel şeylere imza attık. Ben burada hizmetlerde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere başta bütün ekibine, kendi arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün geldiğimiz noktada yazın güneşten, kışında kardan, yağmurdan korunarak hem esnafımız hem de Yenişehir halkı güzel bir pazara sahip oldu. Evet, bugün yapılan kahvaltı programı Büyükşehir'imizin ilk defa Yenişehir'den başladı. Geçen akşam Bursa'da bir yemekte Öndür Başkanımızla görüştük. İnşallah en kısa sürede diğer ilçelerin belediye başkan adayları da açıklandığında bu kahvaltı programının diğer ilçelerde de süreceğini kendileri söylediler. Dedi ki Yenişehir hep ilklerle başladı. Bugün de ilk oldu. Ben pazarcı esnafımıza da hayırlı işler diyorum. Bu kahvaltıya katıldılar ama bu da bir örnek inşallah. Bundan sonra biz de devamını yaparız. Burada artık salı günleri esnafımıza kahvaltı yaptırırız. Tekrar katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı işler, helalinden bol kazançlar diyorum. Allah'a emanet. Afiyet olsun. Eksik aksağımız varsa da kusura bakmayın. Çok değerli AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partimizin il ilçe yöneticilerini, BESOP Başkanımızı, Başkan Yardımcısını, kıymetli belediye başkan arkadaşımızı, meclis üyelerimizi, yöneticilerimizi de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bereket sofrası adıyla bu sabah bir araya geldik. Allah kabul etsin. Namaz sonrasında küçük bir çarşıda kahve ziyaretinden sonra da buraya gelmiş olduk.
Tabii rızkını pazarcılıkla kazanan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza selam verelim istedik. Nasip olursa kahvaltı sonrasında siz tezgahlarınıza yerleştiğinizde bize inşallah selam vererek böyle bir ziyarette bulunmuş olacağız. Öncelikle Allah herkese hayırlı işler, bol kazançlar nasip etsin. Her işin, her mesleğin zorlukları vardır. Muhakkak surette riskleri vardır ama 20 yıldır belediye başkanlığı yapan bir arkadaşımız olarak, yani pazarcılıkla ekmeğini kazanan abilerimizin, arkadaşlarımızın ne kadar zor bir iş yaptığını, soğuğa rağmen, sıcağa rağmen, farklı iklim şartlarına rağmen her hafta işte salı günü burada, perşembe günü İnegöl'de, çarşamba günü başka bir yerde, pazartesi günü başka bir yerde, haftanın 5-6 günü ne kadar büyük bir uğraş içerisinde olduğunuzu biliyorum. Belki tezgahımıza gelip 5 dakika, 10 dakika vatandaş duruyor, hatta bazen de nazlanıyor işte, beğenmiyor ürünü veya fiyatını beğenmiyor ama bilmez ki sabahın köründe o soğukta, kırada o tezgahın nasıl kurulduğunu, o meyvelerin nasıl dizildiğini veya o elbiselerin nasıl asıldığını, akşam toplanırken de yine soğukta ne kadar büyük bir telaşı olduğunu. Nihayetinde her iş, her meslek kutsaldır, değerlidir ama siz gerçekten bu manada zor ve sıkıntılı bir işi icra ediyorsunuz. Allah kolaylıklar versin. Kıymetli kardeşlerim, az önce Yenişehir Belediye Başkanımız da ifade etti. Keşke her ilçemizde, ki inşallah olacak, aslında ilçe belediye başkanlarının, belediyelerinin sorumluluğundaki bir iş pazarlığı yapmak, biliyorsunuz ama deyim yerinde ise bu dönemin en sıkıntılı olaylarıydı. Ona rağmen Allah'a hamdolsun verdiğimiz birçok sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni dönemle alakalı emeklilere yönelik, kadınlara yönelik, gençlere yönelik çok özel ve önemli projelerle inşallah şehir insanımızın karşısında olacağız. Bundan Yenişehir'de istifade edecek, İznik'te istifade edecek, Karacabey'de istifade edecek, Mustafa Kemal Paşa'da, bütün ilçelerimiz, sadece merkez değil. Ve gerçekten birilerinin yaptığı gibi hamasi nutuklarla, cekcaklarla değil, gerçekten hayata dokunan projeleri, yatırımları inşallah el birliğiyle yerine getirmiş olacağız. Benim 7 Ocak tarihi itibariyle adaylık sürecim açıklandı, biliyorsunuz. Öncelikle Cumhur İttifakı çatısı altındaki büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu tebligatı yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza minnetlerimi bir kez daha ifade ediyorum. Aldığımız emaneti en güzel şekilde yerine getirmenin sorumluluğu içerisinde olacağız. Yine ilçe belediyelerinden Cumhur İttifakı çatısı altında Mustafa Kemal Paşa ve bildiğiniz gibi Yenişehir Belediye Başkanı adaylarımız açıklandı. Diğer 15 ilçemizin de adaylarının açıklanmasıyla beraber şimdi birileri parça parça açıklıyor. Bir sürü hesaplar, kitaplar, kavgalar var, biliyorsunuz. Bizim işte böyle olmaz. Çünkü biz suhuletle, sükunetle bu işleri yaparız. Nihayetinde 15 ilçe belediye başkanlığı da, adaylığı da ay sonuna kadar açıklandığında sahaya yayılıp bu süreci en iyi şekilde geçirmenin derdinde olacağız. Evet, millet iş derdinde, aş derdinde, ekmek derdinde, aynı dert bizim de derdimiz. Yaptığımız tüm projelerde biz aslında bunu sağlamaya çalışıyoruz. Şu güzel mekan bile bunun ifadesi. Az önce kıymetli başkanım diyor, biz bu salonu çok sembolik bedellerle, ki düğün salonları pahalı olduğu için çok sembolik bedellerle birilerinin istifadesine sunuyoruz diyor. Burada nişanlarını, düğünlerini yapma imkanına sahip oluyor. Hakeza daha önce açıkta pazar yeri varken bugün daha kapalı bir mekanda, daha efendime söyleyeyim bölgeyi toparlayan ki çok kıymetli muhtarım da az önce ifade etti. Daha önceden burası metruk bir alandı. Çok nahoş işler olurdu. Bugün hamdolsun burası güzel bir pazar yeri olarak Yenişehir'e, dolayısıyla Bursa'ya hizmet veriyor. İnşallah bunları da bu manada diğer tüm ilçelerimizde yaptıklarımız var. Kestel'de yaptık, Yursu'da yaptık, Yıldırım'da şimdi araba yatağında bitirmek üzereyiz. Yaptık, yapacaklarımız var ama istiyoruz ki şehrin dört bir tarafına bunları yayalım. Beraberce inşallah bunları yapıp daha kaliteli, insanların bu zor dönemde işlerini daha verimli yapması adına da
altyapıyı hep birlikte oluşturmuş olacağız. Yenişehir tabii ilçe başkanlarımız, belediye başkanımız çok iyi biliyorlar ama yani birileri şimdi konuşuyor ya hariçten, Allah'a hamdolsun dokunmadığımız yer kalmadı. Yanlış söylüyorum Davut Başkan. Yani kırsal mahallelerine varana kadar. Hepsi bitti mi? Ya yapmamız gereken belki bazı işler var ama yolundan mahalle içindeki kilit parkesine, altyapısından onlarca depo yaptık. Mahalle konaklarına kilit parkeyi biz verdik, ilçe belediyesi uygulamasını yaptı. Malzemelerini biz verdik, mahalle konağını ilçe belediyesi yaptı veya tamamını biz yaptık. Camisinden diğer çevre düzenlemesine varana kadar şükürler olsun, dokunmadığımız yer kalmadı. Yok depremi bahane edip, yok efendime söyleyeyim yangınları veya pandemiyi bahane edip hiçbir mazeretin arkasına falan sığınmadık. Hiç şüphemiz olmasın. Bilgi birikimimiz, tecrübemiz, heyecanımız, şehre dair aşkımız aynı şiddette devam ediyor. El birliği içerisinde inşallah biz bu işleri tekrar bir hayata geçireceğiz ve bundan kazanan Yenişehir olacak, bundan kazanan Bursa olacak. Ben tekrar katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Tabii tezgahların başına dönüp kahvaltı sonrasında iş yapmak lazım. Rabbim inşallah bugün bereketli bir pazar nasip etsin sizlere. Amacımız şu, marketlerin artık çok geliştiği, çok genişlediği bir dönemde aslında biz market ayarında pazar yerleri sunarak insanların pazarlardan uzaklaşmaması, pazarları tercih etmesi noktasında bir altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. Zaten Yenişehir bir tarım şehri, ziraat şehri. Biberiyle de meşhur ki Yenişehir biberinin tescil işlemlerini de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz gerçekleştirdik ve belediye başkanımıza o vesikayı da belgeyi de teslim ettik. Ama istiyoruz ki burada yerelde kalsın bu zenginlik. Yerelde bu iş değerlensin. Yaptığımız tüm projelerinde ana gayesi bu. Sadece bir konuyu hatırlatacağım ve konuşmamı bitireceğim. Bildiğiniz gibi belediyeler erzak dağıtır. Belediyeler alır kıyafetleri dağıtır. Biz ne yaptık Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak? 4 senedir biz ne yapıyoruz? Evet biz de erzak dağıtıyoruz ama biz paket dağıtarak kimseyi rencide etmiyoruz. Biz mahalle bakkallarıyla anlaşma yapıyoruz. Kıymetli BESOK Başkanım burada. Başkan yardımcımız burada. Mahalle bakkallarıyla anlaşıyoruz. Kartları dağıtıyoruz. Ve bundan Harmancık, Keles dahil bütün ilçelerimizin bakkalları istifade ediyor. Ben de bilmiyorum sanki tır tır İstanbul'dan, Ankara'dan bir yerlerden bunları toptan getirip efendim muhtarlarımız aracılığıyla bizim mahallelerde temsilcilerimiz, görevlilerimiz var. Onlar aracılığıyla bunları dağıttılar. Yok. Gitsin lazımsa nohut alsın, lazımsa pirinç alsın, lazımsa temizlik malzemesi alsın. Hepsi mahalle bakkallarından istifade ediyor. Kıymetli kardeşlerim, şimdi Ramazan'da tam 50 bin 1500 liralık erzak fişi de alacak Ramazan alışverişi için. Ramazan'dan 20 günler önce başlayacak. 75 milyon para demek bu. Peki kırtasiye yardımlarıyla alakalı? Ben de bilirim çantaların içerisinde doldurması. Güzel gider, güzel de reklam da yaparım ben bununla alakalı. Biz ne yapıyoruz? Bu sene yaptığımız gibi 30 bin evladımıza biner TL'lik kırtasiye çeklerini verdik. Onlar gittiler mahalle kırtasiyelerinden alışveriş yaptılar. 30 milyonluk parayı biz resmen Bursa'da bırakmış olduk. Aynı şekilde giyimle alakalı giyim çeklerini dağıtıyoruz. Giyimle alakalı insanlar gidiyorlar. Karton altı uygulaması başlattık. Her ay para yüklediğimiz aileler var. Nihayetinde karton altıyla gidip alışverişlerini istediği gibi sigara ve alkol alamıyor. Bir de para yerine geçmiyor kartlar. Gidip onlarla alışverişlerini yapma imkanına sahip oluyorlar. Biz tabii bu kadar güzelliklere vesile olduk. Biz gerçekten bu işi yürekten yapıyoruz. Samimiyetle yapıyoruz. Partisel bir takıntımız yok. Cumhur İttifakı'nın ilkeleri bellidir. Vatan, bayrak, devlet, millet noktasında gönlü olan, yüreği olan herkesin bizim halkımızda yeri var. Bununla alakalı. Bunlarla problemi olan adamın zaten bizimle
işi olmaz, problemi. Biz de problemli olur nihayetinde. Dolayısıyla kıymetli kardeşim, ben bu sürecin de önümüzdeki günlerde özellikle tarafınızdan değerlendirilmesini istirham ediyorum. İnşallah temennim odur ki bir daha herhangi bir afet felakete maruz kalmadan çok güzel bir 5 yılı geçirelim. Çok güzel işleri imza atalım. Bütün rasyolar, bütün ekonomik göstergeler de ortaya koyuyor ki Allah'ın izniyle 2024'ün ikinci yarısından itibaren enflasyonun da düştüğü, faizlerin de düştüğü, ekonomik anlamda daha güzel verilerin ortaya çıktığı çok güzel bir dönem bizi bekliyor. 4-4,5 sene herhangi bir seçim falan yok. Genel seçim veya yerel seçim. İnşallah daha hızlı koşacağımız, daha güzel işlere el birliğiyle imza atacağımız bir döneme gireceğiz inşallah. O yüzden de inşallah bir felakete, bir sıkıntıya maruz kalmadan bu dönemi de yaşamayı ve yaşatmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin. Sözlerine çok uzatmak istemiyorum. Şimdi iş saati. Allah kolaylıklar versin. İşiniz gücünüz rast gelsin. Allah'a emanet olun inşallah. Hayırlı işler, kolay gelsin. Kardeşim kolay gelsin. Ama kolay gelsin. Birkaç tane kaldı ayıp olmuş oldu. Başkanım.
şu aradan mı? Bu şehrin menfaatine yormak lazım, değerlendirmek lazım.
Yani abiler hayırlı günler, kolay gelsin. Son kez alacağım. Köfteleri ne var köfte mi? Başkan. Yeni şehir köfte mi ne var köfte mi? Hoş geldiniz. Merhaba. Muamber nasılsın? Afiyet olsun. Nasılsın? İyi misin? İyi misin? Çay söyleyelim. Karnınızda bir şeyler yaptık. Başkanım hoş geldin görmedin. Rahminle çeşit beraber yaptık o olsa biliyorsun başkanım. Aaa hatırladım ya. İyisin değil mi? Yardımcı benim ya. Geç bakalım hadi. Geç başkanım. Şöyle gel araya gel. Hadi. Gel. Gel yanımıza. Gel. Hadi bakalım. Bak yine senin yerine geldik. Diyemez ha. Nasıl işler? Çok şükür. Selamünaleyküm. Ne haber? İyiyiz Allah'a şükür. Siz deyisiniz. Selamünaleyküm. Nasılsın? 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 Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? Köşede iki dükkanda bizim Fuat kardeşimiz Fuat'la beraber köşedeki dükkan babasıyla parçalama işçisi. İlaçlama makinelerini üretiyor. İşte zaten problem o. Alaylı yetişmiyor ki. Bursa'da çalıştım biraz. Şimdi okullarda çok fazla. Ondan sonra istediğiniz zaman yetişmiyor artık biraz. Yok. Ama ben genelde imalat yaptım. Genelde imalat yaptım. Bizimde İzlik'te Akala Üstü'ne vardı. Evet. Bu aynı zamanda Ceyhan'ın. Ceyhan öyle şeyi çalıştıran bu. Amerikan malı bir şey. Ne oldu sana? Uçmak kalkınca yasak geldi. Şuna bak. 5 ay. İyi müfettiş. İyi müfettiş. İyi müfettiş. Ne yapıyorsun? Bu benim bir anım evinde bir ziyaretim davamı var. Ne kadar cesaretli bir millet olduğunu göstergesidir. Ama bu milletin cesaretini ortaya çıkaracak hiçbir zaman bir hamle yapamadık ya abi. 78 senesinde bunları yapan bu adamlara alaylı yetişmiş bu adamlara bu destek devletin teşvik etmesi lazım aksine değil mi bunu? Ya açtığım zaman 45 sene 46 sene bir şey söylüyor abi. Şu anda nerede olur yani? Dükkanı açtığım zaman pancar motorundan traktör yaptım 55. Evet doğru. Bu yaşlı bu turbo pahalı diye ne yapalım ne yapalım ceviz ilaçlama aparatı yapmak hani şeyimiz. Bundan sonra bunu yaptım. 40 tane sattım. Peki hocam. Şeyler yapmış işte ya. Hepten bedava gidecek.